Hayatım Podcast serisi Dijital Pusula'nın 2. sezon 17. bölümünden herkese merhaba. Ben Hülya. Ben Bengisu. Bugün sizlere çok böyle hem çocukluğumuzdan başlayan ve bugün de çok içinde olduğumuz hem üretici hem de tüketici olarak bir süreçten bahsedeceğiz. 2020'de içerik pazarlaması. Evet, nasıl değişecek, neler olacak, bunlardan bahsedeceğiz. Evet, ne haber bu arada Bengisu? İyi, ya, aşağıdan buraya çıktık geldik ama. Evet, sabahtan beri beraber değiliz sanki ama. İyiyim ben de, ne olsun, biraz havalar dengesiz. Hı-hı. O yüzden de psikolojimiz tabii etkileniyor. Dünden beri ciddi bir sis var bu arada Ankara'da. Evet. Bugün işe geliş hatta biraz korkunçtu. Evet, evet, dün akşam gidiş, bugün sabah geliş ama şu anda açıyor gibi. Öyle olunca biz de keyifleniyoruz tabii doğal olarak. İstersen yavaş yavaş başlayalım. Ben şöyle bir giriş yapmak istiyorum. Böyle bu konuda söylemek istediğim bir şeyler var. Sonra zaten sözü sana bırakacağım. Çünkü senin sen 90'lar çocukluğunda biraz depreşiyor. Kesinlikle nostaljik ruhum kabardı. Sen bu konuyu konuşmak istediğini söyleyince. O yüzden böyle ben de birazcık bakındım. Hem hali hazırda bu konu hakkında neler bildiğime bir baktım, göz attım. Hem de aslında eskiden bu yana neler değişti, gerçekten de bunu içimden düşünmeye başladım. Şimdi içerik dediğimiz kavram gerçekten çok değişken. Çocukluğumuzdan beri biz bu değişime doğrudan maruz kalıyoruz. Ama bir de bunun yüzyıllar öncesi de var tabii. Yani yüzyıllar öncesinde işte üretilen sanat eserleri, bu meydanlarda topluluklara hitap edilen konuşmalar, İşte bin bir zorlukla çıkarılan gazeteler, mecmualar ve sonra ardından radyo geliyor. Ardından da televizyon geliyor. Ve incelendiği zaman aslında insanların içerik tüketme alışkanlıklarının teknolojik büyük gelişmelerle paralel olarak değiştiğini görüyoruz. Yani nasıl oluyor? Bir teknoloji üretiliyor. İmkanı olan bir kitle bu teknolojiyi satın alıyor. Böylece üretilen içeriklere ulaşabiliyor. Günümüzde de bir yere kadar öyle olmakla birlikte belli bir noktadan sonra teknolojik gelişmelerin akabinde büyük sosyolojik gelişmeler de var ve kültürel bir dönüşüm de var. Ve bu içerik tüketme biçimimizi gerçekten etkiliyor, bunu fark ediyoruz. Örneğin son 10 yılda üretilen teknoloji artık fiziksel teknolojiden ziyade bilginin homojen yayılmasını sağlayan yazılımsal teknolojiler aslında. Böyle olduğu için de toplumlar ve kültürler bundan daha yoğun ve kitlesel biçimde etkileniyor diyebiliriz. Aklıma şey geldi, ben mesela küçükken hafta sonu sabahları erkenden kalkıyordum, uykumdan feragat ediyordum ve sadece birkaç kanalda yayınlanan bazı çizgi filmler vardı, onları izliyordum. Çünkü ulaşılabilen içerikler kısıtlıydı. Hani var olanı da doğru zamanda yakalayıp tüketmek önemli oluyordu. Büyürken de hani bu içerik kanalları artıyordu sayıca. Okunacak, dinlenecek şeyler artıyordu ama ben yüze bölünemiyordum. Dolayısıyla aynı anda birden fazla kanalı izleyemediğim için zorlanmaya başlamıştım. Ama şöyle bir gelişme oldu. Malum işte internet, akıllı telefonlar, yapay zeka, yani yapay zeka ile işlenmiş arama algoritmaları diyeyim daha doğrusu. Ve nesnelerin interneti gibi şeyler ortaya çıktıkça tüketeceğimiz içerik, işte nerede nasıl tüketeceğiz, buna artık biz karar veriyor olduk. Ve doğrudan bir yetki değişimi oluştu diyebiliriz. Yani içerik üreticilerinin değil, tüketicilerin krallığı hüküm sürmeye başladı. Artık biz içeriğin ne olacağına ve nasıl olacağına, nasıl yayılacağına tüketici olarak biz karar veriyoruz. Aslında biz şu an içerik üreticisi olarak da konuşuyoruz ama tüketicilerin gözünden baktığımızda durum böyle. Ben hani yakın zamana kadar gerçekleşen içerik devrimini ve bugünü böyle yorumluyorum. Senin de artık 2020'ye girerken bu konudaki düşüncelerini, hem kendi düşüncelerini hem de araştırmaları dayanan öngörüleri dinlemek istiyorum senden. Çok güzel bir giriş oldu. Önceden senin de dediğin gibi seçim şansımız 3-5 kanalda. O anda ne yayınlanıyorsa onlarla sınırlıydı. Şimdi artık hiç gitmediğimiz ülkelerin, hiç bilmediğimiz dillerinde bile içerikler görebiliyoruz şu anda. O dillerde yayınlar izleyebiliyoruz. Aslında bu da bizim işimizi zorlaştırıyor ama böyle kullanıcılara ve bize aslında aynı şekilde bir şımarıklık getiriyor. O yüzden ben 2020'nin içerik trendleri, işte 2019'un son çeyreğinin, son gününün içerik şey önerileri gibi bu tarz şeyler gördüğüm zaman tıklamadan geçemiyorum onları kaçırmamak için. Sektörel FOMO gibi bir şey oluştu bende. O yüzden 2020'nin içerik trendleri için de birkaç kaynaktan ilerleriz. Sonra da kendi fikirlerimizi de kısa bir özet yaparız diye düşündüm. Süper. İlk olarak Search Engine Journal'a göre tabiri caizse 2020'de uçuşa geçecek içerik trendlerinden bahsedelim. Bu listenin ilk maddesi seviye atlamış görseller gibi bir konseptten bahsediyor.
Yazıda görsel odaklı platformların 2020'de de yükselişe devam edeceği ve insanların dinamik ve interaktif görüntüler çukuruna düşeceğinden bahsediliyor. Pew Research Center'ın bir araştırması da yetişkinliğe adım atmakta olan ergenlerin en yaygın olarak kullandığı kanalları Instagram, YouTube ve Snapchat olarak belirtiyor. Yetişkinler için de hatta Facebook'u da geçmiş bir şekilde YouTube'un zirvede olduğundan bahsediyor. Görsellerin daha ilgi çekici olacağı haberi de bu ara çok duyduğumuz haberlerden. Deniz'in haftalık gündeminin takipçilerindenseniz değilseniz de onun reklamını yapmış olalım. Zaten bu kanalda zaten bu arada. Yani kanalımızı takip edenler ona da denk gelecektir her hafta artık. Pazartesi. Deniz'in sesinden geçen haftanın bir gündemini dinleme şansınız oluyor. Bir recap şeklinde. Bu gündemde de bahsettiğimiz üzere Snapchat kullanıcıları artık kendi yüzlerini deepfake özelliği ile giflere yerleştirebilme şansı tanıdı. Hazır bir gif ile tepki vermek yerine artık daha kişiselleştirilmiş içerikler hazırlayabiliyorsunuz. Snapchat'te ayrıca kendi artırılmış gerçeklik filtrelerinizi de oluşturabiliyorsunuz. Yani hem kişiselleşmiş hem de interaktif içeriklerden bahsediyoruz burada. Bu sebeple daha dinamik, özel isteklere göre hazırlanan, daha fazla markalı içerik olması bekleniyor 2020'de de. Aslında az önce teknolojinin kullanımının daha homojen yayılması ve fiziksel teknoloji yerine yazılımsal teknoloji diye kastettiğim şey buydu. Yani doğrudan içerik tüketme biçimimizi ve aynı zamanda kullanıcı olarak içerik üretme biçimimizi etkileyen bir dönemdeyiz. İçerik üretebilmemizi sağlayan şeyler bize. İkinci maddede video içerik, hatta video hikaye anlatıcılığı diye geçiyor. 2019'da video önemine önem katan bir aslında mecra oldu bizim için. Evet. YouTube'un, dinamik görsellerin ve AR'ın yükseldiği bu dönemde ya videonun geride kalmasını beklemek de biraz hata oluyor artık. HubSpot'un bir araştırması 25-44 yaş arasındakilerin yarısından fazlasının takip ettiği markalardan en fazla içerik türü olarak video içerikler görmek istediğini söylüyor. Bu araştırmada benim dikkatimi çeken bir diğer nokta da tüketicilerin %62'si videoları tamamen tükettiğini söylüyor. Yani kullanıcıların dikkat süresinin azaldığı ve her yerden işte pop-up'lar, reklamlar, günlük hayattaki şeyler, dikkat dağıtıcı bir şeylerin çıktığı günümüzde videonun çok iyi bir kanal olduğu anlamına geliyor bu veri. Video içerik hepimizin günlük hayatında da hani fark ettiği üzere, sosyal medyada girdiğinde gördüğünüz üzere artan bir içerik türü. Bu da bizler için rekabetin sıklaşacağı anlamına geliyor aslında. Burada hikaye anlatıcılığını iyi yapanlar ve sırf olsun diye çıkaranlar arasındaki fark belirleyici olacak 2020'de. Yani niteliği gerçekten daha önemli hale geliyor içeriğin. Çünkü herkes yapıyor olacak artık. 2020'de yükselecek bir başka konu da EAT sahibi içerikler. EAT sahibi içerikler. Google'ın içeriğin kalitesini değerlendirme sistemlerinden olan işte expertise, authoritativeness ve trustworthiness anlamlarına gelen, işte uzmanlık, yetkinlik ve güvenilirlik anlamlarına gelen bu kısaltma Google'ın her yerde vurguladığı, tekrar tekrar üstünde durduğu bir konsept. İşte EAT'i geliştirmek için bizim sitemizde de çok fazla öneri var hatta. İşte otoriter sitelerden link alıp vermeniz gerekiyor. İçeriklerden kimin sorumlu olduğunu açıkça belirtmeniz gerekiyor. Siteyi ve içeriği düzenli olarak güncellemeniz gerekiyor ve tabii ki her zaman olduğu gibi kullanıcılara fayda sağlayan içerikler üretmeniz gerekiyor. Özellikle de finans ve sağlık sektörleri bununla alakalı düzenlemelere çok dikkat etmek zorunda. Evet. Çünkü insanların hayatına doğrudan etki eden, hani sağlık ya da işte finansal planlamalarını doğrudan etki eden siteler olduğu için onlar daha da ön planda. Otorite sahibi olması, olması gerekiyor. Search Engine Journal'ın haberine göre de son maddesi kullanıcı odaklı olmakla alakalı. Bu aslında aylardır, belki de yıllardır söylenen bir şey sektörde. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta içerikleri kullanıcılar için yarattığının farkında olup onları merkeze koymak. Burada yalnızca anahtar kelimesi araştırması yapıp onları, içerikleri o aramalara göre hazırlamak değil bahsettiğimiz tabii ki. Nasıl daha fazla değer veririm diye kendimize sormamız gerekiyor. Sesli aramalarla yapanları mesela düşünmemiz gerekiyor artık. Bunun bir parçası bu, kullanıcıları düşünmek için. Mesela bunun için long tail kelimeler, konuşur gibi yazmak gibi şeylerden bahsetmiştik önceki podcastlerimizde. Bol bol araştırmak, komünite ile birebir etkileşim kurmak, onları daha iyi anlamaya çalışmak burada önemli şeyler arasında. Böleceğim çok kısa. Eskiden yani işte belki 4-5 sene önce bir keyword analizi yapıp bir içeriğin içerisinde onu tırnak içerisine söylüyorum yeterince konumlandırmak
yakın bir zamanda keyword stuffing olarak adlandırılmaya başlanıp farklı hani SEO'nun dinamiklerine uygun olarak farklı neler yapılabilir diye bakılıyordu. Hı hı. İşte burada hani search intent dediğimiz bu arama niyeti vesaire devreye girmişti ve o long tail keywordleri daha doğru bir şekilde işleyerek metinlerin içerisinde daha doğru ve anlamlı şekilde konumlandırmak ön plana çıkmaya başlamıştı. Şimdi artık bir tık daha üzerine çıktık. Yani bunu farklı kanallara ayırarak o kullanıcının niyetine uygun içerik üretmek şeklinde yorumlayabiliriz artık. Şu an SEO'nun geldiği noktada işte sesli aramalar vesaire artık bunun içerisine giriyor. Yani giderek artık kullanıcı gibi düşünme, hatta kullanıcının kendisi olma noktasına vardı iş. Yani kullanıcı gibi düşünmek de yetmeyebiliyor. Bir yere kadar hani Google'ı kandırabiliyordunuz bu tarz hilelerle. Ama artık Google da bir hani kullanıcının ne istediğini biliyor. Bir insan gibi düşünebiliyor artık neredeyse. Evet. O yüzden kandırmak biraz zor oluyor bu dakikadan sonra. Kullanıcılar artık zaten iletişimin bir, pasif bir parçası olmak istemiyor. Aktif olarak içerisine yer almak istiyor. Merkezde yer almak istiyor. Bunun için 2020'de patlamasını beklediğimiz bir diğer konu da kullanıcı katkılı içerik. Ben bir yazı okumuştum. Sosyal medya ile birlikte herkes şöhrete kavuştu. Herkes ünlü oldu diyordu o yazıda. Marka temsilcileri olarak bizim de yapmamız gereken kitlemizin bu dikkat çekme isteğini yanıtlamak oluyor. Senin son yazılarından biri de kullanıcı katkılı içerik hakkındaydı. Evet, bir 10 gün oluyor. Pazarlama Türkiye'de yayınlanmıştı. Evet. O da epey beni mutlu etti. Çünkü kullanıcı katkılı içerik yazınca şu anda Google'da en üst sırada. Ben hatta 2020 kullanıcı mı? Öyle bir şey yazdım. Çok generik bir şey yazdım. Hani onda da çıktı ilk sırada. Evet, evet. Senden dinleyelim hani o zaman. Güzel doneler vardı gerçekten. Ben hem işte düşündüğüm bir takım hani öznel görüşlerimde belirttiğim gibi biraz da araştırma yaparak hani harmanladığım bir yazı olmuştu o. 2020'de kullanıcı katkılı içeriğin interaktif içerikler, işte alternatif sosyal medya olarak şu anda hala tanımlıyor olduğumuz ama bence artık hedef kitle bazında düşündüğümüzde sosyal medyanın kendisi haline gelen TikTok gibi mecralar. Artık mainstream olmuş kanallar. Evet, transmedya, hikaye anlatıcılığı gibi akımlar. Bir de işte influencer marketingin artık doruk noktasına ulaştığı yıl olacak kullanıcı katkılı içerik nezdinde 2020. Bunlardan çok kısa bahsedebilirim bu arada istersen. Şimdi üretilecek içerik tamamen tüketiciye bağlı hale geldi dedik. Bu bağlı olma durumu artık sadece edilgen olarak bir içeriğe maruz kalıp onu tüketmek ama işte bunu yaparken de spesifik bir tercihe bağlı yapmak da değil artık. Artık içeriği en az içerik üreticisi kadar tüketicinin de üretmesi cazip olan az önce bahsettiğimiz gibi. Hatta bununla ilgili üre tüketici diye bir kavram oluştu. Bu İngilizce'de de producer ve consumer'ın birleşimi prosumer olarak geçiyor. Ve kullanıcı katkılı içerik bağlamında 2020'de hani az önce bahsettiğim gibi neleri göreceğiz dediğimizde interaktif içerikler yoğunlaşacak. Bu banner snatch vardı Black Mirror'ın. Bunun gibi içeriklerin daha da yoğunlaşacağını göreceğiz ama sadece böyle mainstream yayın platformlarında değil. Bunu markalar da kendine adapte ederek daha fazla uygulamaya başlayacak. Hatta çok yeni değil yani birkaç yıl önce dahi IKEA böyle bir şey yapmıştı. Hatırlıyor musun bilmiyorum. İnteraktif olarak böyle ekranda bir reklam filmi çekmişlerdi. Ama dinamik. Sen kadını yerinden kaldırmaya çalışıyordun. Çeşitli işte telefon, televizyon falan gibi uyarıcılar göndererek onu yerinden kaldırmaya çalışıyordun. Hem hani gamification vardı. Bir gamification da vardı. Ama hani hikayenin gidişatını biraz böyle sen belirliyordun kullanıcı olarak. Yani markalar bu interaktiviteyi işte yapay zekanın da artık gerçekten sürekli gelişiyor olmasıyla daha çok kullanacak, daha çok içlerini alacak diyebiliriz. Bunun dışında yine başlıkları sayarken bahsettiğim TikTok gibi mecralar her ne kadar bir süre belli bir kitle onu yok saymaya çalışmış ve alışmış olsa da artık gerçekten onun başarısı da ya orada içerik üreten hedef kitle ve kullanıcılar bazında düşündüğümüzde yatsınamaz kadar büyüdü. Yatsınamaz ölçüde şu anda. Kesinlikle. Bu bağlamda da zaten şeyleri görüyoruz bu arada baktığımızda. Markaların işte Mercedes gibi büyük markaların yani daha birçok örneği var. TikTok'u kullandıklarını görüyoruz. Ben ilk defa sözünü böldüm de hani TikTok'ta bu kadar şeyi gördüm. Hani bütün araştırmalar, bütün işte öneri veren siteler bas bas bağırıyor. TikTok'a girin, TikTok'a girin artık diye ve herkes hala direniyor artık. 2024 sanırım o direniş
Biraz kırılacak gibi evet, duruyor. Yani şey değil bu arada. Gerçekten hedef kitlesiyle hiç örtüşmeyen markaların girmesi çok da elzem olmayabilir. Tabii ama ki. bir analiz yapıp orada bir markanın hedef kitlesi varsa da bunu görmezden gelmemeli. Yani tarzı konsepti uymuyor diye kendisine bunu görmezden gelmemeli. Çünkü bu arada TikTok sadece Türkiye'de kullanıldığı gibi değil. Ya içerisinde çok fazla feature var ve çok farklı şekillerde kullanıcı katkılı içerik üretimi için kullanılabilen bir mecra. Kullanıcı katkılı video içerik kesinlikle, üretimi yapılan kesinlikle. Bir site. Yani daha da fazla göreceğiz 2020'de. Transmedya diye bir kavramdan söz ettim. Bu özellikle son bir yılda, iki yılda daha da fazla olmaya başladı. Ekran kullanımı alışkanlıklarımız değişiyor bizim. Yani bir an içerisinde tek bir ekran kullanmıyoruz. Hem bilgisayar açık olabiliyor, hem işte mobil cihazımız açık olabiliyor. Aynı zamanda televizyonun ekranına bakıyor olabiliyoruz. Aslında transmedya hikaye anlatıcılığı da yani çok yeni bir konsept değil. Şu an sadece dijital platformlarla birleştirildiği için biraz daha böyle göz önünde olan bir konsept. Bir hikayeyi, yani bir markanın bir hikayeyi bölerek, aynı hikayeyi farklı yerlerden, farklı ekranlardan vermek değil. Bir hikayeyi bölerek işte ard arda farklı mecralardan anlatıyor olması. Karşı tarafa bu şekilde geçiriyor olması. Yani bütünsel bir kurgu düşün. Evet. İşte televizyondan bir kısmını veriyor. Onu bir bloğa yönlendiriyor. O bloktan tıkladığın bir şeyle Twitter'a gidiyorsun. Hikayenin devamı orada oluyor. Hatta outdoor tarafı da ekleyebiliyor işte. Ertesi gün arabanla yolda geçerken işte billboard'da o hikayenin devamıyla ilgili bir şey görüyorsun falan. Transmedya hikaye anlatıcılığı da böyle bir şey ve özellikle ekranların çoklu ekran kullanımı bu kadar yoğun olduğu bir dönemde de tekrar dijital platformlarla entegrasyonu artacak ve çok fazla 2020'de göreceğiz bence transmedya hikaye anlatıcılığını. Çünkü sanırım hani şimdi yani şu andan günümüzden önce çok kompleks olabilecek bir şey, çok yoracak bir şey. Evet. Ama şu anda işte yapay zeka gelişiyor, artırılmış gerçeklik gelişiyor. Evet, evet. Yani o teknolojilerden de yararlanarak biraz daha kolaylaşabilir belki. Ya bir de sadece geleneksel medyayı kullanarak mesela sadece billboard ve televizyonu kullanacak olsa transmedya hikaye anlatıcılığında bir marka bu hikayenin karşı tarafa geçip geçmediğini track edemezdi. Evet. Emin de olamazdı. Ama şu anda ölçümleme şansı da olduğu için o yüzden bunu istediği kadar farklı mecraya ve ekrana bölerek verebiliyor. Çok da efektif oluyor. Onun dışında influencer marketingin artık bir şekilde gerçekten oturduğunu görüyoruz zaten. Yani bir sistem ve bir piyasa haline geldi. Gerçekten farklı bir sektör orası şu anda. Evet. Yazımda şundan bahsetmiştim. 2020'de bence hani araştırmalar da bunu gösteriyor bu arada. Biraz daha samimi ve gerçekten kanaat önderi olan influencerların zamanı olmaya başlayacak. Yani sadece reklam yapan, sadece işte sponsorlu işbirlikleri yapıp aslında kendi deneyimlemediği bir şeyi, bir hayat tarzını ya da bir ürünü karşı tarafa sunmaya çalışan bu etkileyici kişiler çok fazla popülerlik sağlayamayacak artık. Evet. Yani gerçek kişiler ve gerçek deneyimler birazcık daha ön plana çıkacak. Bu da aslında markalar için şu demek. Çok mikro düzeyde olsa bile takipçi sayısı aslında her bir kullanıcı birer potansiyel influencer diyebiliriz. Kesinlikle. Zaten son yıllarda bir değişim var aslında. Yani Instagram'da vesaire artık insanlar celebrity takip etmiyor. Gerçekten ilgilendikleri bir konuda. Mesela seyahat seviyorsa seyahat konusunda günlük normal hayatında karşılaşabileceği insanları tercih etmeye başlıyor. Evet, evet, hatta kesinlikle. Ben YouTube kanalı açan hani ünlüleri birkaç tane kanalda izledim. Ve onlar böyle artık ünlü değil de biz de sizden biriyiz moduna girmeye çalışıyorlar. Yani onlar da aslında böyle günlük yaşama sahip insanlara özeniyorlar gibi bir görünüm var. Yani biz de hani onları görmek istiyoruz. Biz de artık bizim gibi insanları görmek istediğimiz için. Yani doğallaşmak zorunda şey zaten. Oluyor. Çünkü şey değil. Yani bu bir yere kadar hani bir evreye kadar gerçekten kullandığımız ekranlardan gördüğümüz şeyler... Evet, hayatımızın büyük çoğunluğunu kaplıyordu ama sanaldı. Evet. Ama şu an artık sanal değil, o gerçek hayatın ta kendisi. Kesinlikle. O yüzden oradaki insanlar doğal olmak zorunlu artık. Yani yapay bir şeyi tolere edemeyecek duruma geldi artık tüketicilerde. Artık reklamda reklam diye bağıramayacak böyle olunca. Benim bu kullanıcı katkılı içerikle ilgili aktarmak istediklerim bu kadardı. Çok Sen iyi. Devam edebilirsin dilersen. Edelim. Burada trendlere bakarken benim yararlandığım bir başka kaynak da Convince & Convert diye bir dijital pazarlama sitesiydi. Bir ajansın sitesiydi.
O da kullanıcı tarafından oluşturulan içeriklerin 2020 beklentileri arasında olduğunu söylüyordu. 2020 trendleri arasında. Diğerlerinden de kısaca bahsetmemiz gerekirse burada da videonun yükselişi tekrar tekrar vurgulanmıştı. Akıllı hoparlörün kullanımının artmasıyla sesin de yükseleceğini belirtmişlerdi. Bu bizim de yazılarımızda ve özellikle Birds güncellemesiyle alakalı olan podcastimizde bahsettiğimiz bir konuydu. Tüketiciler akıllı hoparlörlerle daha kompleks ilişkiler kurma, iletişimler kurmaya başladıkça bizle sesle etkinleşen içeriklerde daha farklı kuralları takip etmeye başlayacağız. Bir de burada mesela diğer sitelerden farklı bir maddeden bahsediyordu. Farklı bir aslında kontekste sokmuştu aynı konuyu değil. B2C davranışların B2B'deki beklentileri etkilemeye devam etmesini beklediklerini söylemişlerdi. Aa, çok güzel. Evet. Burada mesela Accenture'un bir raporuna göre işte firmadan firmaya B2B yapılan işlemlerin %61'i online başlıyor. Ve müşterilerin %51'i ilk araştırma için sosyal medyaya yöneliyormuş. Yani yalnızca son tüketici değil, firmaları etkilemek için de güçlü bir sosyal medya sahibi olmak gerekiyor. Mesajlaşma uygulamaları ve artırılmış gerçeklik de 2020'nin içerik trendleri arasında. Ya bunları görmezden gelmeyen bir içerik stratejisi oluşturmamız gerekiyor bizim de. Kesinlikle. Az önce sosyal medya dedik. Mesela sosyal medyada yükselmesi beklenen içeriklerden de bahsedelim biraz. Burada da Influencer Marketing Hub'ın raporunu biraz aslında şey yaptım, temel olarak aldım. Bu rapora göre kısa, ilgi çekici ve bağımlılık yapan storyler 2020'nin en önemli konseptlerinden olacak. Burada geçici içerikler diye bahsediyor. Aslında burada Snapchat'teki snapleri de örnek alabiliriz. Belki de daha farklı formatlarla da tanışacağız 2020'de. Burada geçici olması ve diğer içeriklere göre daha sık paylaşılabilir olması hikayelerin artılarından sayılıyor. Hootsuite'in araştırmasına göre pazarlamacıların %64'ü Instagram hikayeleri strateji planına ekliyor. Yani yalnızca aynı gönderinin farklı boyutlandırılması değil, orayı farklı bir mecra olarak alıp artık orada da farklı içerikler yaratılması gerekiyor. Zaten Instagram bunun için de çok fazla kaynak sağlıyor size. İşte anket sağlıyor, oradan oraya bir şeyler sağlıyor, gifler kesinlikle sağlıyor. Bir de reklam algoritmasının da çalıştığı bir mecra olduğu için hikayeler ayrıyeten, yani evet, markalar için biçilmiş kaftan diyebiliriz. Kesinlikle. Kendin hani orada bir sürü bir şey hazırlayabiliyorsun. O yüzden çok farklı bir mecra olarak konumlandırmak gerekiyor orayı. 2020'de niş platformların da yükselmesi bekleniyor. Zaten TikTok'tan bahsettik. Sosyal medyanın çok değer verilmeyen, aslında biraz böyle üvey evladı gibi görülen LinkedIn de burada yükselecek diye bekleniyor. Ve oyun komünitelerinin oluşturduğu Twitch de 2020'nin yükselen kanallarından olacakmış. Instagram beğenilerinin kaldırılması sonucu görülecek değişikliklerden de çok bahsediliyor bu ara. Evet, çok önemli gerçekten. Hatta sen influencer marketing derken onu ben de düşünüyordum bir yandan. Neler ön plana çıkacak? Mesela Social Media Today'de okuduğum bir yazıda beğeniler kaldırılınca influencer başarısını kontrol edebileceğimiz 3 farklı metrikten bahsediyordu. Bunlardan biri görüntülenme sayısı. Diğeri de anlamlı etkileşim olarak geçiyordu. Yani sadece yorum sayısına bakmaktansa işte buradaki yorumların ne kadar alakalı, ne kadarı rastgele ve evet, ne kadarı bot tarafından yapılmış mesela. Bunlara bakmamız gerekiyor. Ve son olarak da direkt olarak dönüşüm odaklı parametrelere bakmamız gerektiğinden bahsediyor. Mesela bir sürü araştırmaya göre sosyal kaynaklı trafik son yıllarda çok artan bir trafik çeşidi. O yüzden fenomenlerden direkt olarak satış beklemek de aslında hani önümüzdeki yıllarda karşılaşacağımız bir düşünce. Şimdiden başlamış bir şey aslında. Kesinlikle. Hani ürün kodları vererek işte etme gibi. Sosyal medya platformlarının birer satış kanalı olarak kullanılması da 2020'de çok sık rastlayacağımız bir konu. Sosyal e-ticaretin web site satışları ya da normal fiziksel mağazadan alınan satışlar gibi artık üçüncü bir kanal olması bekleniyor hatta. Az önce şey demiştik ya bu arada, hani etkileyici kişilerin biraz daha samimi ve gerçek deneyimlerini aktarıyor olan insanlar olması lazım artık, hani kullanıcı bunu bekliyor evet. diye. Senin söylediğin hani influencer marketing'den direkt satış beklentisi olacak markaların öngörülen şeylere göre, datalara göre. Aslında markalar birazcık da zorlanabilir bu ikisinin dengesini tutturmakla alakalı. Yani sonuçta sen orada influencer'a satış yaptırmaya çalışıyorsun. Evet. Ama bir yandan da onun kullanıcıya gerçek deneyimini aktarıyor olması lazım. Çünkü tüketici tarafındaki trend bu yönde. Hani biraz daha böyle challenge'lı bir durum haline gelecek kesinlikle. Bence o taraf. Bizim daha çok çabalamamız gerekecek evet. gibi. Özetle 2020 planlarını tamamlarken dikkate almamız gereken çok fazla konu var. Yani önceliklendirme her zamankinden daha önemli bir mesele gibi.
duruyor 2020 için. Tüm araştırmalarımdan sonra benim en fazla önem vermeyi kafama koyduğum konular video ve kullanıcı merkezli içerikler olacak. Aslında bunun içinde TikTok yer kaplıyor gibi görünüyor. TikTok'a giriyoruz. ama bu trendlerin, yani saydığımız trendlerin hepsinden de yararlanmak istiyorum. İstiyoruz 2020'de, bunları düşünüyoruz. Yine bir deneme yılı olacak gibi görünüyor 2020 bizim için. Umarız size de yararlı olacak fikirler verebilmişizdir. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Bu arada geçtiğimiz hafta NetVent'in bir blog yazısı daha yayınlandı. Dijital pazarlama, inovasyon ve girişimcilik alanında takip etmenizi önerdiğimiz 10 tane podcast kanalını size sunduk, derleyip hem de içeriklerinden de bahsederek. Şu an Hülya'nın reklam sahibi yazısı. Eğer fayda sağlamak istiyorsanız, yani podcast takip ediyorsanız bu sektörle alakalı, bir bakmanızı öneririz. Çünkü böyle derlemeler çok sık karşımıza çıkmıyor bizim de. Evet. Biz de hani gerçekten hepsini dinleyip deneyimlediğimiz için bu listeyi oluşturabildik günün sonunda. Teşekkür ediyoruz dinlediğiniz için. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.